Açıkça söylemem gerekirse uzun zamandır buzul çağı teorisine inanmıyordum. Fakat yaşanan son gelişmeler beni bu durumun gerçekleşme olasılığına inanmamı sağladı. Yapılan son araştırmalar durumun sanılandan daha ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Evet, gerçekten de buzul çağı geliyor. Bundan 12 bin yıl önce Grönland'a düşen ve son buzul çağını başlatmada büyük payı olan devasa göktaşı bugün hala gizemini korumakta. Göktaşının düşmesi sonucu buzulların eridiği tahmin edilen Grönland ve okyanus çevresine bol miktarda tatlı su karıştı ve Atlantik sirkülasyonu tamamen durdu. Bunun sonucunda dünyada sıcaklıklar ortalama 7 derece birden düşüş gösterdi. Atlantik meridyenel devrilme sirkülasyonu olarak bilinen ama okyanus akıntılarının bir kısmını oluşturur. Bu sirkülasyon güneydeki sıcak sular kuzeye, kuzeydeki soğuk suları ise güneye taşır. Bu taşımaya genel olarak okyanus akıntıları ismi verilir. En bilineni Gulf Stream sıcak su akıntısı ve Labrador soğuk su akıntısıdır. Okyanus suyu akıntılar sayesinde sürekli bir dolaşım halindedir. Gelgit akıntıları kıyıya yakın meydana gelir ve güneş ile aydan etkilenir. Yüzey akıntılar ise sürekli rüzgarlardan etkilenir, batı rüzgarları gibi. Ama yani Atlantik devrilme sirkülasyonu iklimin temel taşıdır. Çünkü küresel çapta ısıyı dağıtarak dengeler. Gulf Stream akıntısı ile Avrupa'da daha ılıman kışlar yaşanır. Güneyden akıntı yoluyla gelen sıcak okyanus buradaki iklimi yumuşatır. Sıcaklıkları yükseltir ve yağış rejiminde ciddi artışlar sağlar. Devasa kutup soğukları Avrupa'ya inmez. Tam tersi Labrador ve Kanarya akıntılarında Kuzey Atlantik'teki soğuk okyanus suyu geçtiği bölgeleri soğutur. Bunlardan en bilineni Kanada'nın Newfoundland adalarıdır. Burada kışlar çok sert geçer ve kutup soğuklarından sürekli etkilenir. Avrupa ve Kanada aynı enlemde ve aynı okyanusa kıyı olmasına rağmen sıcaklık farkları devasadır. Bunun temel nedeni okyanus akıntılarıdır. Londra'da kışın sıcaklık ortalama 8 santigrat dereceyken Kanada'da bu değer -5 santigrat derecedir. Peki bu akıntıların en temel etkeni nedir? Kafasına göre hareket etmiyor sonuçta. Bir etki tepki meselesi mevcut. Akıntılar yardımıyla güneyden gelen sıcak okyanus suyu kuzeye çıkınca havanın soğumasıyla beraber aniden soğur ve donar. Çünkü üst enlemlerde hava soğuktur. Donan okyanus suyu arkasında büyük miktarda tuz bırakır. Yani tuzluluk oranı bir anda artış gösterir. Tuzlu okyanus suyu daha ağır ve yoğun olduğu için çöker ve güneye, yani Labrador ve diğer soğuk su akıntıları yardımıyla yolculuğuna başlar. Güneye gelen bu tuzlu soğuk su tekrardan yüzeye çıkar ve ısınır. Ardından sıcak okyanus akıntıları, örneğin Gulf Stream gibi, kuzeye çıkar ve döngüyü tamamlar. 12 bin yıl önce Grönland'la çarpan devasa meteor büyük miktarda buzulların erimesini sağladı. Eriyen buzullar okyanusta tatlı su karıştırdı ve tuzluluk oranını düşürdü. Ve bu dolaşım sistemini bıçak gibi kesti. İşte bütün olay burada başlıyor. İklim değişikliği, okyanus sıcaklıklarındaki artış ve eriyen buz tabakalarından yükselen tatlı su. Bunlar Kuzey Atlantik dolaşım sistemini tamamen çökertebilir. Genel olarak oceanografik modeller Kuzey Atlantik dolaşımı, yani AMOC'un sanayi devrimi öncesine göre daha zayıf olduğunu tespit etti. En güncel çalışmalar ise bu dolaşımın son 1000 yılın en zayıf noktasında olduğu, dolayısıyla tamamen çökmesinin 2057 yılına kadar gerçekleşebileceği ve bunun sonucunda dünya çapında dramatik etkiler bırakabileceği öngörülüyor. Bundan 12 bin yıl önce Grönland'a düşen devasa meteor buzulları eritmiş olsa da maalesef aynı durum şimdi küresel ısınma başlığı altında gerçekleşiyor.
Yani buzullarımız eriyor. Her iki yarım kürenin buzun miktarına baktığımızda maalesef tarihin en düşük seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu da aslında sistemin çökmesinin ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Bu akıntı günümüzde durursa ne olur? Ki durması bekleniyor. İlk olarak Avrupa'daki sıcaklıklar ortalama 10 derece düşer. Sıcak okyanusla beslenen yağış rejimi yerle bir olur. Tarım tamamen biter. Dünya yeni bir gıda krizine girebilir. Ayrıca kutup soğukları bütün Avrupa'yı dondurur. Ülkemiz de bu soğuklardan etkilenir. Olası polar vortex'te sıcaklıklar -50 dereceye kadar düşebilir. Tüm sistemimiz çöker. Türkiye artık tarım ülkesi olmaz. Zaten giderek kötüleşen hava olaylarını arttırır. Dolu yağışları ve süper hücreler bizler de dahil olmak üzere tüm Avrupa ülkelerini mesken tutar. Kuzey Atlantik birkaç santigrat derece birden soğuyarak fırtınalar üzerinde ciddi etkileri yol açar. Kuzey Atlantik okyanusundaki plankton sayısı yarı yarıya azalır ve bütün okyanus canlılarının nesli tehlikeye girer. Fakat bu etkiler bölgeseldir. Küresel Atlantik meridyenel dolaşım sistemi, yani kısaca AMOC değil de bütün okyanus akıntılar sistemi çökerse ekvator bölgesinde milyarlarca insan göç etmek zorunda kalır. Salgın hastalıklar artar ve milyonlarca insan hayatını kaybeder. Sadece Atlantik değil, yani AMOC değil. Bütün okyanus sisteminin çökme ihtimalinin olduğunu da ekleyeyim. Hükümetler arası iklim değişikliği paneli bu akıntıların 2100 tarihine kadar durmayacağını söylese de maalesef yapılan son çalışmalar bu panelin yanıldığını kanıtlıyor. Ancak şunu unutmayın ki küresel çapta bir buzul çağı söz konusu değil. Yani küresel olarak sadece sıcaklıklarımız 0,5 santigrat derece düşecek. Büyük etki Avrupa bölgesinde olacak. Avrupa'daki etkisi dramatik düzeyde olacağı için bütün dünyadaki ekonomik ve siyasi politikaları değiştirecektir. İnsanoğlu kendi sonunu kendi hazırlıyor. Durumu ciddiyetini farkına var.